genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimizle görüşmek suretiyle ihtiyaç olan bölgelerimize sevkini sağladık. Samandağ başta olmak üzere, İskenderun başta olmak üzere buralara gönderdik. Yani şu anda takriben buradan 600 ile 800 vatandaşımız barınma hizmetinden faydalanmakta. Günlük de 7000 yemek veriyoruz. Çorbamızda 7000 yemek veriyoruz. Gelen ihbarlar doğrusunda da sen genel başkanın yerinde incelemelerimizi sosyal hizmet uzmanlarımıza yaptırıp yardımları adrese teslim ediyoruz. Hani kendileri göçüğün altındaki cesetlerden uzaklaşamadıkları için, evet, beklenti içerisinde oldukları için hizmeti ayaklarına götürmek suretiyle mobil araçlarımızla yardımlarımızı oraya aktarıyoruz. Teşekkür. Kaç arkadaşsınız? Burada şu anda 50 kişiyle görev yapıyoruz. Ben 3 şube müdürüyüz. Evet. 50 evet. tane personelimizle evet. teknik, temizlik, aşevi tamamıyla burada evet. vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca mezarlık hizmetlerimiz de var burada. Evet. evet. Definle ilgili bir anlamda. Evet. Mezarlık müdüründür. Sayın Başkanımızın talimatıyla pazartesi günü depremin ilk günü sabahleyin yola çıktık evet. efendim. Akşamında buraya geldik. Sonrası bir ambulans, evet. iki paramedik, bir tane de ATD personeli aldık. Onlarla beraber vatandaşlarımız hızlı bir şekilde yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Evet. O günden bugüne kadar tahmini olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tahmin olarak konuşuyorum efendim. 5 ila 7 bin arasında cenazenin İl içerisinde 1500 ve 2000 cenaze defnini gerçekleştirmişizdir. Evet. Akabinde evet. ilçelere ve illere nakillerini gerçekleştirdik efendim. Evet. İlk günlerde Adana'ya uçakla göndererek Adana'dan uçakla illere dağıtımını sağladık. Daha hızlı ve daha seri olabilmesi için Hatay Havalimanı açıldıktan sonra Hatay'dan da aynı nakilleri devam ettirdik efendim. Bugün itibariyle de gelen talimat doğrusunda, UFAD'dan gelen talimat doğrusunda azaltımına geçeceğiz efendim. Evet. Teşekkür ederim. Saygılar. Güven Hoca, kaç yerde aşevimiz var? Başkanım, ilk etapta 4 yerde aşevi açtık. Şu an 3 noktada aşevimiz var. Bunun 2 tanesi şu an şeyde Gaziantep'te, Nurdağ ve İslahiye olmak üzere. Sizlerin emirlerinde. Nurdağ'ını gördüm. Nurdağ'a giderken evet, onu gördüm. Antalya Büyükşehir Belediyesi evet. olarak şu an orada çadır kenti oluşturdum. Evet. Aşevlerini oluşturdum. Şu an 10 tane konteyner, 22 tane toplam çadırla beraber konaklama ünitesi aldık. Orada bir en büyük sıkıntımız kaymakamlıktan ve olağanüstü valisten yer temininde sıkıntı. Yer vermediler bize. Biz bir haftadır oradayız. Bir koordinasyon merkezi için bulamayınca ilçe başkanı, Nurdağ ilçe başkanı, dayısının bir arazisi vardı. Evet. Oraya konuşlandık efendim. Yemek başladık yemeğimize. İsrail'de ise yemeğimize yarın başlayacağız. Orada Tepebaşı Belediyesi'nin bir yeri vardı. Onlar çıkmadan çıkıyor. Orayı alalım. Eski biz devralıyoruz evet, efendim. Tepebaşı'nın. Orayı devralıyoruz. Oradaki koordinasyonumuz bu şekilde. Yalnız mahalleler arasında aşevi mantığı şeklinde Nurdağ'ında ve İsrail'de şey yapacağız efendim. Ayaklarına yemek götürüp yani orada köylere, çünkü insanlar dağılır. Kendi bulunduğu bölgeden, tarlasından, tabandan ayrılmıyorlar. Tarımla uğraşıyorlar. Evet, tarımla uğraşıyorlar. Yani orada aşevi mantığını şey yapacağız. Üretim bir noktada olacak. Sonra dağıtacağız. Evet, bir de su idaremiz Asat Antalya Su İdaresi. Evet, Osman Bey genel başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanımızın talimatı üzerine su idaresinin üstündeydi teknik personellerin tamamını 77 araç, 116 personel de hemen depremiyle birlikte buraya intikal ettik. Evet. Öncelikli olarak su ihtiyacının sağlanması anlamında araç üzerinden su doldurabileceği su üretim tesislerini hayata kaldırdık. 4 evet. tane merkezdeki. Arkasından içme su arıtma tesisinin teknik destek sağlayarak devreye alınması noktasında teknik destek sağladık ve bu misyonumuzu yerine getirdik. Bir taraftan da bizim akustik dinleme sistemlerimiz var. Bu akustik dinleme sistemleri de kurtarma ekiplerimiz. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi var. Evet. Ama tüm arama kurtarma ekiplerine teknik destek sağladık. İnşaat mühendislerimize ve dinleme cihazlarımızla birlikte. Bu konuda 200 küsur tane yaklaşık olarak tespit ettiğimiz mutlu eden bizi vaka var. Bunun dışında bir su idarelerinin bizden sonra bir ilk gelen idare olarak bizden sonra gelen hem merkezi hem de yerel idarelerin, su idarelerinin lojistik merkezini oluşturduk. Koordinasyon merkezini oluşturduk. Bunların teknik desteklerini sağladık. Ve merkezdeki misyonumuzdan sonra valinin koordinasyonunda ilçeler anlamında taksimat oldu. Biz Kırıkhan ve Hasa ilçesine talip olduk. Orada Payatlı'nın direkt ilçe merkezlerinin geçtiği ve ciddi tahribat yaptığı Altepe bir merkezdi. Evet. Biz teknik ekibimizle oraya intikal ettik. Merkezdeki misyonumuzu tamamlamıştık. Teknik ekibimizle şu anda oradayız. 112 tane mahallemizin 2 tane hariç hepsine su veriyoruz. Ekiplerimiz hala orada devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar bu işimizi tamamlamış olacağız. İnşallah. Bir taraftan da Hatsun'un ekibini
hayatı kaldırmaya çalışıyoruz. Moral motivasyon anlamında onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evet, evet. Biz bittikten sonra sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Evet. İnşallah layık olduğu şekilde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür. Şu anda kurum olarak başkanımızın talimatları doğrultusundaki hedef belirlediğimiz hedeflere ulaşmış durumdayız. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ramazan Bey var mı ekleyeceğim? Evet. Genel başkanım Ersin 15 Şubat'ta genel merkezimizden gelen talimatlar doğrultusunda 12 ile birlikte, 12 belediye ile birlikte bizim koordinasyonumuzda çalışmalara başladık. Arkadaşlarımızın anlattığı gibi Islahiye ve Nurdağ'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Buradaki ihtiyaçlar azaldığı takdirde öbür taraf. Kanlarımız diğer taraftan. Birazdan oraya. O şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii. Zaten düzgün bir şekilde bırakın. Zaten yardım gelmiyor bile. Evet. Çadır evet. da gelmiyor. Evet. Ha, paylaşımlar bende herkes çadır istiyor. Biliyorum. Peki, çadır sıkıntısı ya. Var. Çadır yani bu siyaset değil. Bu deprem. Yok biliyorum. Bu deprem. Biliyorum. Onun için geldik. Doğru değil mi? Öyle. Tabii. Bu siyaset miyaset olmaması lazım. Tabii. Çoluk çocuk. Evim gitti. İş yerim gitti. Dün sondaki deprem benim köydeki evim yıkıldı. İşte annem. Ayakları felç. Evet. İşte çadırda. Gelin bakın. İşte biliyoruz. İşte. Sen ne diyorsun? Doğru. Günah ya. Günah. Evet başkanım. Biz de şey yapmayız Cankay. Burası şey yapmayız. Yani başkası korktu depremden sonra şey burası altta alt geçit var. Ondan dolayı yani yol kapandı yukarı. Evet. Biraz etrafında risk var. Çekme tehlikesi var. Ondan dolayı yine de çıkartıldı. Yine de tabii annesinin ayağa kalkacak durumu yok. Evet. Ona rahat gerekirse başka bir yere rahat yaşayabileceği bir ortamı sağlamak zorundayız zaten. Aynen. Yani vatandaşın şikayet etme hakkı var. Bizim tabii, de şikayetleri dinleme ve gereğini yapma görevimiz var. Sayın Genel Başkanım, burada tabii ki biz bütün Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımızla gereğini yapıyoruz. Bir de Gaziantep'e görev verildi. Evet. Oradayız. Ancak bizim bir de buradaki depremde zarar gören vatandaşlarımız dün itibariyle Antalya'mızda 148.864'e ulaştı konaklamaları ile ilgili. Orada da yapmamız gereken ne varsa onlara da ev sahipliği yapıyoruz efendim. Burada bütün ekibimiz zaten başkanımızın da başkanlarımızın da desteğiyle burada yapılması gereken ne varsa da yapıyoruz. Sağ olun. Sağ olun Sayın Genel Başkan. Bir şey ilave edecek misin başkanım? Yok efendim. Yok teşekkür ederim. Burası en çok zarar gören şey değil mi? En çok Defne'de en çok zarar gören bu cadde efendim. Bu cadde. Evet. Bu caddede çok yıkım oldu. Evet. Eski binalar hep caddeye doğru. Evet. Evet. Var can kaybı da var. Evet. Yani evet. Şehir başkan, mi? Ben çok zaten Büyükşehir Belediye Başkanı dediği gibi şu iki elektrik mahallesi ve Armutlu mahallesi olmak üzere en çok yıkımın yaşandığı yer bu. Evet. Size şu an hani en son gelen depremden önce çevre müdürlüğünün bize hani bildirdiği 19 tane apartman yıkıldığına dair bizden dosyalar istediler. Yaptığımız tespitlerde 1990 ve öncesi olduğunu dedik. Yeni yapılan binalarda bir şu an bize gelen bir ölüm yoktu. Sen gel başkanım arz edelim. Değerli basın mensupları, burası gerçekten de depremde en çok zarar gören bölgelerden birisi. Sayın Başkan da az önce ifade ettim. Hem yaraları sarmamız hem geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var, biliyoruz. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş. Ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla olağanüstü çaba harcıyorlar. Bu sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum. Bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Hatay kadim bir kent, önemli bir kent Hatay. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay benim şahsi meselemdir demiştir. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Göstermeye de kararlıyız zaten. Hataylı büyük acılar çekti, bunun farkındayız. Aradan 17 gün geçmesine karşın sorunların hala belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor. Ama bir şekliyle bunun çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ben
depremin ilk günü ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım. Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın bize haber versinler, gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız diye. Fakat maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Büyük acılar çekildi, farkındayım. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara Allah şifalar versin diyorum. El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın. Belediye başkanlarımız burada, onların ekipleri burada, mühendisler burada, mimarlar burada, su işleriyle uğraşan, efendim enkaz kaldırma işiyle uğraşan, gönüllü olarak gelip enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan bütün yurttaşlarıma, bütün çalışanlara, kamu özel, sivil toplum kuruluşlarına hepsine yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkürler.